Sayın Gözgüzelli, siz ne dersiniz? O tam da veda ederken belli ki Çin lider bunu planlamış, bu mesajı vermeyi kameraların önünde vermeyi planlamış. Bu sözleriyle sizce ne demek istedi? Dünyaya hangi mesajı vermek istedi? Ve Putin'in tepkisini nasıl okudunuz? Tabii gerçekten güzel bir soru Büşra Hanım. Çünkü iyi bir yakalama gazetecilik açısından da çok önemli. Şimdi burada esas olarak Çin'in ortaya koymaya çalıştığı mesaja baktığımızda öncelikle şunu ortaya koyuyor. Biz Rusya'yla müttefik olarak Rusya'nın içinde bulunduğu durum karşısında aslında yanındayız. Her şekilde yanında olduğunu mesajını veriyor. Batı'ya karşı bir ittifak sistemi kurulması yanında bir bloklaşmanın da habercisi olduğu mesajını veriyor. Çünkü arka arkaya Çin'in gerek Asya'da gerek bölgede yapmış olduğu faaliyetlere baktığımızda Çin yeni bir hazırlık içerisinde ve bu hazırlık kanadı içerisinde Rusya'nın da dahil olduğunu görüyoruz. Dünyada yeni bir çok kutuplu sistemin varlığını gösterme ve Amerikan ve Batı demokrasisi ve anlayışı karşısında bir zemin oluşturma, bir kutup oluşturma, aynı Soğuk Savaş dönemini andırır şekilde dünyayı aslında yeniden bir kutupluluğa sürükleyecek bir atmosfer havası içerisinde gibiyiz. Görünen o şekilde yorumlamam lazım. Tabii ki aynı zamanda bu birliktelik son 10 yılda 40 kez Rusya ve Çin siyasi kişileri bir araya geldiğini görüyoruz. Burada temel bu birliktelikteki mesaj çok yönlü okunması gerekiyor. Hem dünyaya karşı oluşturulması istenen sisteme, hem her iki ülkenin gelecek süreçle alakalı enerji konusundaki doğalgaz ve petrol işbirliği üzerine yapmış olduğu anlaşmalara, ki örneğin Siberya alanında, Siberya bölgesinde bir hat geçirilerek, bir boru hattı geçirilerek iki ülkenin doğalgaz sisteminin satışı planlanıyor. Bunlarla birlikte Rusya'nın içerisinde bulunduğu konjonktüre baktığımızda zayıflayan, ambargolar altında ezilen ve aynı zamanda Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde de aranan bir konumda olan bir siyasi liderin varlığı var şu an Rusya'da. Bu noktada şunu görmemiz lazım. Putin ve Rusya'nın yıkımı Çin'in tehlikeye girmesidir uluslararası arenada. Bu şekilde Çin tarafından değerlendirildiği kanaatindeyim. Çünkü bu kadar yakınlaşmanın mesajı, Çin daha sonra kendisine Batı demokrasisi, Batı'nın genişleme projesi kapsamında kendisine tehdit olabilecek bir oluşumu yok sayması ve bu jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik rekabet alanı içerisinde nasıl daha fazla etkinliğini artırır? Bu yönde Çin arayış içerisine girmiştir. Ve baktığımızda özellikle Ukrayna ve Rusya krizinde sunmuş olduğu plan, öneriler, barış planı denilerek sunulan önerilere baktığımızda aslında Rusya'nın yanında durulduğunun net bir göstergesi olarak da okumamız gerekiyor bunu. Bu şekilde bu planla zaten bu resim çizilmiştir. Ve burada bir ara bulucu rolünde olma amacı taşımaktadır Çin. Yani küresel bir aktör olarak sahaya inme arayışı içerisindedir. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri ile rekabette kendisini ekonomik ve diplomatik araçlarla mı öne çıkarmaya çalışıyor? Kesinlikle ekonomik, diplomatik araçlarla. Çin zaten bunu ekonomi diplomasisini Mavi Kuşak Yol Projesi'nde de biz özellikle bunu gördük. Ve bölgede tamamıyla soft konular üzerinde bir diplomatik aktör olarak Amerika'nın ötesinde kendisinin arabulucu olabileceğini veya işte Türkiye'ye karşı bir alternatif oluşturabileceğini, hatta Orta Asya Zirvesi Mayıs ayında planlanan toplantıda tamamıyla Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin de bu toplantıya çağrılarak yeni bir zirve planladığını görüyoruz. Dolayısıyla burada Amerika'ya karşı tamamen belirttiğiniz üzere diplomatik ve ekonomik konularda bir alternatif olma seçeneğini ortaya koymaya çalışıyor. Tabii ki Çin'in bu arayış ve çabaları Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu
arabulucu rolde ortaya koyduğu başarı performansını göstermesi çok da mümkün değil. Çünkü Türkiye hem bölgede ev sahibi noktasındadır, hem diplomasisiyle ortaya koyduğu yapıcı tutumda tamamen tarafsız bir denge kurarak bölge ülkelerini, iki tarafı, ihtilaflı tarafı bir araya getirme gayreti içerisinde bulunarak diplomatik faaliyetlerde bulunmuştur. Ve bu konuda da dünya üzerinde takdir toplamıştır ve Birleşmiş Milletler nezdinde de bu konu tahıl koridoruyla bir dönüm noktası yaşanmasına sebep olmuştur. Ama burada tabii ki küresel güçler açısından Ukrayna meselesinin tam anlamıyla bir rekabet alanı içerisine dönüştüğünü ve bu meselenin uluslararası hukuk zemininde de değerlendirildiğinde, bu 100 yıl mesajı içerisinde aslında Çin ve Rusya tarafından murat edilenin yeni bir sistem olduğu, bu yeni sistem içerisinde bugüne kadar ortaya konan uluslararası hukuk değerlerinin yer almadığı, güç politikasının, hegemon politikanın daha ön plana çıkarılarak otokrasi rejiminin yarattığı baskıcı bir duruşun ön plana çıkarılması gayesi olduğunu zannediyorum. Çünkü yeni bir sistemden bahsediliyor. Bu sistemle bir evrimleşme süreci tahmin edildiği, murat edildiği kanaatindeyim.